Tezcan Bey merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Tezcan Bey, şimdi Tezcan grubun genel hizmetlerini konuşacağız. Öncelikle şahsınızı bir tanıtalım ekranları başındaki izleyicilerimize. Tezcan Sapmaz kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Tezcan Sapmaz Sakarya doğumludur. 1974 doğumludur kendisi. Ve 25 yılından beri işletmecilik yapmaktadır. Tezcan grubu kurmuştur. Tezcan grup 3 tane işlevle faaliyet göstermektedir. Bir emlak ofisimiz, ikincisi galerimiz, üçüncüsü sandık palet fabrikamız. Evet, bu şekilde hizmetler veriliyor. 25 yıl oldu dedi. Evet. Dile kolay. Siz şimdi o gençlik yıllarınızdan beri hep ticaretin içerisinde tecrübeli bir insansınız. Tezcan grup hizmet verirken neye dikkat eder, neye önemli? Tezcan grup öncelikle müşterilerini düşünür, yatırımcısını düşünür ve daim olarak yatırımcısını korur. Kazandırır ve kazan kazan sisteminde kendisi de yolunu buradan bulur. Evet. Peki şimdi hizmet verirken müşteri dedik, memnuniyet dedik ama gayrimenkul anlamında sizin ön plana çıkan hizmetleriniz var. Bize sohbette bahsettiniz. Bölgede değerli yerler nereler? Buralarda yeni yatırımlar mı var? İnsanlar nasıl yönlendiriyorsunuz? Şimdi genelleme proje üzerinden çalışıyoruz. Askıda hiçbir sözümüzü bırakmıyoruz. Resmi kurumların tamamından bilgi almak gayesinde yatırımcıda parasını bağlattırıyoruz. Yani şimdi şu anda baktığınızda en hızlı bölgemiz kuzey bölgedir. Biliyorsunuz işte 3. Boğaz Köprüsü'nün bağlantı yolu. Onun akıbetinde Denizli'ye 7200 dönüm üzerine İMES'in gelmesi, projelenmesi. Söğütlü'de, Beşdeğirmen'de, Fındıklı'da, Erzincan'da 2. OSB'nin kurulması ve bölgemiz için çok büyük bir avantaj haline geldi. Tabii ki burada yatırımcımız da kazandıkça bizim için daha avantajlı bir pozisyona geliyor ve kazanması için de elimizden geleni yapıyoruz. Evet, peki siz bölgelerin gelişimi açısından ortaya çıkan unsurlar nasıl belirliyorsunuz? Kendiniz mi araştırıyorsunuz? Neye göre bunlar? Tabii ki komple şimdi kendimiz araştırıyoruz yani. Komple bilgilerini alıyoruz. Dediğimiz gibi ilk başta sözümüzü askıda bırakmıyoruz. Yani yatırımcımıza afaki olarak burası şu olacak demiyoruz. Bizim böyle bir bilgimiz var. Siz de bunu araştırın, danışın, soruşturun, gelin birlikte karar verin diyoruz. Evet. Yani. Peki. Şimdi gelen konuklarınıza yardımcı olduğunuz zaman evrak koşturmacalar var. Çeşitli veya banka kredileri olabilir. Böyle yardımlar yapabiliyor musunuz kendilerine? Şimdi genelleme zirai kredilerde yardımcı oluyoruz. Evrak koşturmalar derken ekibimiz geniş. Kendi bünyemizin dışında 3 veya 4 tane takipçi grupta biz de çalışıyor. Evet. Yani tek başımıza her tarafa yetişme şansımız yok. Sahaya gidip yerinde de gösteriyor musunuz arazi? Onunla alakalı kardeşim ilgileniyor. Arazi işinde işte yer tespitinde. Zaten bölgeye hakim olduğumuzdan gelen yeri çok fazla incelememize gerek yok. Evet. Yani yolda kot farkı vardır, çukurdadır, yükseklidir vesairesi. Zaten bölgeyi biliyoruz. Evet. Yani kara suya kadar olan bölgenin arazinin tamamını biliyoruz yani. Tamam. Evet. Yani Adapazarı'nın geneli ve yakın ilçeler kadar anladığım kadarıyla bu hizmetleriniz yürüyor. Evet. Diğer sektörlerle ilgili çok kısa başlıklar alalım. Galeri dediniz. Evet. Orada üst segment araç satışı var. Evet. Yani genelleme sıfır aracımız yok. İkinci elde takaslamadan gelen, şimdi müşterimiz, yatırımcımız eşinin veya çocuğunun veya işte babasının aracı var. Diyor ki ben arazi alırken aracı da size bırakayım. Galeri işimize de o şekilde girdik. Yani dedik, baktık işte öbür galeriyi bırak, belki galeriyi bırak, kendi işimiz olsun dedik. Feriz'de ortağım var, Murat Durdu. Genelleme araçları ona gönderiyorum, o değerlendiriyor. Kendisi artık bakıyor. Evet. Kardeşinizin bulunduğu bölümle ilgili bahsettiğiniz bir üretim var. Evet. Ondan bahsedelim, nasıl bir şey? Erenler ilçesinde sandık palet fabrikamız var. Artı ısı işlem fırınımız var. Yurt dışına ihracat yapılabilmesi için işlem belgesi gerekiyor. Onunla alakalı da kardeşim Toyota fabrikasında çalışıyor genelleme. Aylık herhalde bir 15 bin kapasiteli sandık palet yapıyor. Evet, gayet güzel. Çok kısa da bir hayvan işiniz herhalde değil mi? Şöyle, hobi. Hobi olarak. Hobi. Çiftliğimiz var. Onu da bir başlangıç olarak görmüş olalım. Tezcan grubun hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza da bir teşekkür, son sözlerinizi toparlayalım. Bütün dostlarımız, arkadaşlarımıza, bizde çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve var olmuş oluş sebebimiz onlar. Evet. Devam ediş sebebimiz de yine dostlarımız. Evet, peki onlara teşekkür etmiş olduk. Ben size, aile bireylerinize ve çalışanlarınıza bölgeye kattığınız değerli hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Başarılarınız daim olsun. İnşallah Tezcan grubun yeni projelerinde tekrar buluşmak dileğiyle. Teşekkür ederim.
Tamam.